Kentsel dönüşüm alanında dev bir adım atılmış. Devlet güvenli yapılar için yarısı bizden kampanyasını başlatmıştı. Başvuru sayısı 259 bini geçti. Bugün itibariyle de sona erdi artık. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ANTV Haber'e anlattı. Güçlü İstanbul'u, dirençli İstanbul'u hep birlikte inşa edeceğiz. Buna güveniyoruz evvel Allah'ın izniyle. Bunu değerlendirmek lazım. Bizim binalarımızı, yapı stoklarını yenilememiz son derece önemli. Hükümet kentsel dönüşüm için dev adım attı, İstanbullular sıraya girdi. Maliyetin yarısını devletin karşılayacağı Yarısı Bizden projesinde sona gelindi. Yarısı Bizden kampanyasında saha ekibi çalışmasını yoğun şekilde sürdürüyor. Başvuru yapan kişileri teker teker ziyaret ediyorlar ve şu ana kadar 989.700 bağımsız bölüm için 259.150 başvuru yapıldı. Vatandaşımız Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize olan inancını bu başvuru sayısıyla göstermiş demek. Kampanya güzel. Vallahi çok güzel bir şey. Eğer olursa memnun oluruz yani. Ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Riskli binalarda incelemeler devam ediyor. 250'yi aşkın uzman ekibimiz sahada incelemelerini yapıyorlar. Avrupa yakasında 9 bölgeyi ziyaret ediyoruz. Anadolu yakasında 4 bölgeyi ziyaret ediyoruz. Çalışma temposu iyi. Bir hafta içinde ben geleceklerini zannetmiyordum. Yani. Çok iyi yani. Sahadaki ekip başvuru yapan kişileri ziyaret ettiğinde daireyle ilgili bilgi alıyor. Ayrıca apartmandaki diğer komşuları da ziyaret edecekler. Çünkü apartmanın 3'te 2'si eğer kentsel dönüşümü kabul ederse burada çalışma başlatılacak. Peki riskli olduğu tespit edilen binalar ne zaman yıkılacak? 31 Mayıs bitmesine müteakip yerinde hızlı, vatandaşlarımızın 3'te 2 çoğunluğu sağladığı yerlerde hızlı bir şekilde inşa sürecine başlayacağız. 18 daire var. 12 dairesini yani şey yaptık, kampanyaya katılmayı istediler. Ya biz başvurmuştuk daha önce. Olursa çok iyi olur. Binalarımızı, yapı stoklarını yenilememiz son derece önemli. Hazır elimize böyle bir fırsat geçmişken mutlaka bu adımdan faydalanmak gerekecek. Deprem oldu ya, çok korktuk evden. Çünkü deniz kum ile yapılmış, bir de 45 sene oluyor yapılalı. Vallahi apartman nedirse ondanız yani. Nasıl afet bölgesini ayağa kaldıracaksak İstanbul'umuzun dönüşümünde milletimizle el ele yapacağız. Daha önce yıkılmış, anlaşmasını yapmış, projesi hazırlanmış yerlerde de arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah 2-3 ay içerisinde orada da temellerini atmaya başlayacağız. Bizce iyi olur tabii. Tek başımıza yapamayız biz bunu. Yani yarı yarıya olursa daha iyi olur. Normal müteahhite versek bu fiyatı kesinlikle yapmaz.